Çünkü şey, Amerika derin devleti ve Çin derin devleti ve Rus derin devleti İslam'ı engellemek için bir deccal ordusuna ihtiyacımız var. Yerli deccal ordusu. Bu PKK diyorlar. Biz bunları silahlandıralım, güçlendirelim, koyup kollayalım. Yoksa bu İslam alemi bizi mahvedecek diyorlar. Hakkını kesecek zannediyorlar. Yani Mehdiyet'i de tam kavrayabilmiş değiller. Yani Mehdiyet'in ne olacağına da ihtimal veremiyorlar. Yani eğer Mehdiyet'e de destek verirlerse bu sefer başka türlü bir şey olacak. Yani Hristiyanlık kalmaz diye düşünüyorlar. Evet. Yani tek din, tek İslam dini kalır diye düşünüyorlar. Siz yıllar önce bu komünist devlet kurma PKK üzerinden şeyden deşifre ettiniz. Yayınlarda var. Kobani'ye verdikleri önem de yani normalde yoksa kadar bir bölgede bütün bölgeyi almışlar. Sizi tam teyit etti maşallah. Ya kardeşim şöyle zannediyorlar. Yani biz keyfimize rahatımıza çok düşkünüz. Hani kavga çıkar, savaş çıkar, olay çıkar. Rahatımız kaçar. Yani ticaretimiz falan yerinde, her şey yerinde. Fazla da olay çıkartmayalım. Özellik mi, federasyon mu, ne istiyorlarsa alsınlar. Evet. Abdullah Öcalan da madem çıkmak istiyor da çıksın, ne yapıyorsa yapsın, geçsin başlarına. Evet. Hani konu kapansın da işimize, ticaretimize bakalım kafasında bir kısım adamlar. Evet. Ya kardeşim, ticaretini sana yedirirler, sen belanın ne olduğunu anlayamadın. Evet. Nerenin ticareti ya? Halaş pamuğu gibi Türkiye yapmayı düşünüyorlar. Yerle bir etmeyi düşünüyorlar. Evet. Yani her yeri komünist yapacağız diyor, bütün bölgeyi. Evet. Irak, Suriye, Abdullah Öcalan diyor. Bu asrın Stalin'i benim diyor. Bu asrın Lenin'i benim diyor. Evet. Komünizm öldü falan bunlar hikaye diyor. Şimdi görün bak ne yapacağım diyor. Marksizmin en yücesi PKK'da gerçekleşmişti. Tabii. Komünizmi bütün bölgeye hakim edeceğiz diyor. Filistin'de de müsait tipler var. Evet. Irak'ta komünistler var. Evet. Suriye'de komünist. Suriye zaten komünist rejim. Evet. Şimdi bakın. Amerika önce Suriye devlete karşı mücadele veriyordu. Baktı orada deccal. Şimdi Suriye rejimi de destekliyor, PKK'yı da destekliyor. Yani Allahsız, kitapsız kim varsa onları desteklemeye başladı. Yani Müslüman'ı yok edecek kim var bakıyor. İt kopuk, lümpen takımı böyle çakal kim varsa al sana silah, al sana para. Şimdi Türkiye'de korkak zannediyor bunlar. Yani hani bu durum olursa can derdine düşüp aman ne yapıyorsanız yapın denir tarzında bir mantık var. Hükümetin de korktuğunu düşünüyorlar. Evet. Bakın çok vahim bu yani. Hükümetin korktuğunu düşünüyorlar. Herkesi hizaya getirdiklerini düşünüyorlar. Yani denemek istiyor herhalde. Ya kardeşim bak bu işin denemesi olmaz. Bir kere denersin, binlerce kere pişman olursun. Evet. Ya geri dönüşü olan bir şey olsa tamam. Ya kıyameti koparırsın, bütün dünya başına geçer. İnşallah. Dünya diye bir şey kalmaz. Türkiye'nin eli kısa zannediyorlar. Türkiye'nin bir kolu Kazakistan'da, bir kolu Washington'da. Yani yapmayın, etmeyin. Sözümüzü dinleyin. Yani çok büyük, tahmin edemeyeceğiniz bir belanın sizi sardığını görürsünüz. Deniyorum da görelim. Olmaz kardeşim. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Kıyamet kopar diyorum. Deneme yapmaya gerek yok. Oturun oturduğunuz yerde ya işte iyi kötü geçinip bitiyorsunuz. Belanızı aramayın. Aklınızı başınıza alın. Atları gibi eminler ya çekinici. Ya kardeşim sen etin ne budun ne ya sen oturup sen kabadayı da büyüdün. Sen şu zayıf imanından, zayıf aklından kabadayı yapacak güce sahipsen Türk milletinin gücünü tahmin edemiyor musun sen ya? Sessiz demek, sakin demek sana cevap vermeyecek anlamına gelmez. Ama bir kere cevap verir Türk milleti ve onda da bin kere pişman olursun. Yapma, etme, sözümü tut. İlla denemek istiyorum. Benim tavsiyem hiç deneme. Yani 30 kere ben bu şeyi söylemeyeyim. Evet. Bir bildiğim var ki söylüyorum. Evet. PKK'ya da cesareti veren Amerika ve Çin, evet. Kore, Rus derin devleti. Ya korkmayın arkanızda. Bunlar hep silahlar Çin malı. Evet.
Rus malı, Amerikan malı. Bak menşeye bak sen. Çin malı, Rus malı ve Amerikan malı. Başka silah yok. Ama bu böyle olmaz diyorlar. Ya. Devleti kurun, silah sanayinizi kuralım, size havalanları yapalım, uçak verelim, jet verelim, jet fabrikaları kurduralım, roket fabrikaları kuralım, yer altında fabrikalar kurduralım. Bütün bölgeyi alın diyorlar. Abdullah Öcalan'ın da yüce bir varlık gibi göstertiyorlar. Bize saygı duyurmaya çalışıyor Abdullah Öcalan için. Ben de PKK'yı necis yönüyle tanıttım. PKK'yı da kutsal göstermeye kalktılar. Abdullah Öcalan'ı da kutsal göstermeye kalktılar. Kimleri alet ettiklerini gördünüz. PKK'nın hak ettiği tanıtımı ben yaptım. Şu an çok iyi tanınıyor PKK. Pislik, kahpe ve kalleş. PKK. Bak herkes biliyor şu ezberden. Bilmiyorum şu şey müsaitse etiket de yapılabilir ama herhalde böyle bir şey etikete yanaşmazlar yani. Sosyal medyada zaten birçok kişide ben gördüm hocam sizin yaptığınız açıklamayı. O çok önemli. Evet. Ya adam diyor ki PKK'nın açılımı ne diyor bilmiyor. Cehaletlerini giderin. Bilgisiz insan kalmasın. Bak pislik, kahpe, kalleş. Evet. PKK'nın açılımı budur. Eğer oluyorsa rica edelim bir etiket yapalım. PKK, pislik, kahpe ve kalleş. Evet. İstirham edelim. İngilizce yapalım da millet anlasın yani. Bilmiyorlar ya. Cehalet var Avrupa'da yani. Ne olduğunu bilemiyorlar. Pistan'da kaçtıklarında siz söyleyince Devlet Bahçeli tekrarladı. Herkes tekrarladı. Ya kardeşim dedim bak kadın kılığına şaka yapıyorum zaten. Ya gerçekten öyle bir ispat ettim. Evet. Ama herkes kanaatini getirdi. Ya var mı bildiğim ki söylüyorum kardeş. Müthiş karaktersizler. Bak korktular Kobani'yi. Amerikan arkasına sığındılar. Beni koru diye arkasına çöktüler. Amerikalı katiller kaçtı. Evet. Avrupalı katiller de kaçtı. Gariban peşmergeyi getirdiler. Evet. Onlar da kaçtı gelip Türkiye'ye sığındı onlar da. Evet. Evet. Adamı evet. Batı basınında da Müslüman ülkelerin başında yani birçok yazıda İslamcı hükümetler olacağına diktatörler olsun diye bir söylüyorlar. Çözümü bunda buluyorlar açıkçası. Yani diktatörler diye bir tane diktatör istiyorlar. Evet. Abdullah Öcalan. Evet. Hepsini kazılıyorlar. Başa geç. Komünist diktatörlük kur. Proletarya diktatörlüğü. Zaten bölgede müsait diyorlar. Evet. İşini de kazı. İşte şunu bunu da kazı. Sana silahsa silah. Malzemesi var. Kiralık katil de gönderelim diyorlar. Evet. Ne yapıyorsan yap. Evet. Şimdi bu etiketi rica edeyim. Göreyim ben bir önce. Yani çünkü burada amaç genel kültürün artması. Evet. Ben birçok kişiye soruyorum ya PKK nedir? Bilmiyor ya. Bilmiyor evet. Değil mi? Açılımı ne yaptın? Amaçını anlat. Genel kültürleri açsın ya. Evet. Ha çok güzel. Güzel. Özellikle de Avrupalılara da o konuyu açıklayalım ki rahatlasınlar. Bu kadar. Yani genel kültür hayati bir konudur. Evet, inşallah. Abdullah Öcalan da şaşırmıştır kendine. Ya. Ben ne kadar kıymetliyim böyle bir şey. Adam anlayamıyor ya birçok hastalığı falan da var yani. Vay be ben neymişim de haberim yokmuş diyor ya. Evet. Ya diyor sen müthiş bir yeteneksin ya diyor ayağım. Muazzam Orta Doğu için sen. Bir efsanesin sen. Ona zaten başkan diye hitap ediyorlar. Evet. Yani zaten Türkiye'nin tamamını yutacağından emin bunlar. Evet. Yani bir tek ona değil, Yunanistan'ı falan da düşüyor. Hepsini alacağız diyor. Evet. Henüz devrim ihraç ederiz diyor. Komünizm özelliği bak, devrim ihraç eder. Yani geliyor mesela Kore, bir devletin dibine geldi ya, oradan sınırın içeri girer. Önce propaganda yapıyor. Propaganda yaparken silahlı propaganda yapar. Çok önemli oluyor. Silah akışı sınırdan. Sonra çatışma. Sonra çatışan güçlere destek. Şimdi bir devletin desteğiyle içteki kuvvetlerin saldırması çok kolay hale geliyor.
Çünkü lojistik destek sağlıyor, para desteği sağlıyor, her türlü ihtiyacını karşılıyor. PKK'nın şu ana kadar hayatta kalmasının nedeni Suriye'nin desteklemesidir. Silah da verdi, para da verdi, bütün ihtiyaçları, yiyecek hepsini sağladı. Koruma da sağladı. Ama şu an başı derlerine düştüğü için koruyamıyor. Amerika'da koruyacak bölge biçimsiz geldi ona o açıdan, yani koruma açısından. Devirdi, havadan bomba diyor. Dünyanın parasını harcadı ya. Yani Amerika'daki bütün işsizler, evsizler falan hepsine para ve imkan sağlayabilecekken o parayla. Evet. Hatta Afrika'daki açları falan hepsini doyurabilirler. Evet. Sırf Kobane'yi bombalamak için akıl almaz bir masraf yaptı. Yani dünya açlarını doyururdu orada. Çünkü bombalar çok pahalıya mal oluyor. Bir tanesi bile çok çok pahalı. Elektronik donanımlar koyuyorlar, bilmem ne koyuyorlar falan peşmeken. Bir de uçağın kalkması, gelmesi falan hepsi sorun. Evet. Evet.